Merhabalar dostlar, Darıca'dan selamlar, sevgiler sunarak bugünkü videomuza başlıyoruz. Bahçemizde nasıl gelişmeler oldu, ne gibi çalışmalar yapıyoruz, ne gibi planlarımız, projelerimiz var, biraz onları bahsedeceğiz. Ama bir misafirimiz var, geçen videoda bahsetmiştim, böyle tevafuk oldu aslında. Ben tam da video çekiyordum, o esnada geldi. Ama bazı çiçekleri arkadaşlar çıkardım. Yani bayağı doğal türlerim vardı biliyorsunuz. Çıkardım. Instagram'dan duyurusunu yaptım. Satışını yapayım dedim. Birazcık en azından şöyle paraya dönsün. Bahçenin birazcık olsun masrafı belki karşılanır. Az çok, az da olsa. Çok önemli değil. En önemlisi çiçeklerin değerlendirilmiş olması. Onları çok sevecek, ilgilenecek kimselere gitmesi arkadaşlar. Evet, sevinçler paylaştıkça güzel. Kanalının sahibi, Instagram'da da aynı isimle Sevinç Hanım geldi. Evet. Hocama geldim ben. Ay estağfurullah. Gerçekten çok içtenlikle söylüyorum. Tam o döneme denk geldiniz. 3 yıl önce bu evi aldığımda, bahçeyi aldığımda. Ne yapacağım, nasıl ekeceğim, nasıl programlayacağım derken. Ben de soracaktım. Nereden tanıyorsun beni? Nasıl tanıdın? Nereden başlıyor? Anlatmış oldun şöyle. Anlat istersen. Anlatayım. İlk başta Sera'da can çiçekçilikte bana şey yaptılar, söylediler. Öyle mi? Oradan evet, mı söylediler? Can Hanım, çiçek. Evet. Şeyde Muhalle Hanım diye birisi var. Sevinç Hanım takip ediyor musun? Ay yok dedim, bilmiyorum. Aynen. Sonra takibe başladım YouTube'dan. 3 yıldır takip ediyorum ve ben bu bahçemi gerçekten Muhalle Hanım sayesinde canım yaptım. Ya, ondan öğrendim bütün çiçekleri. Hala daha da öğrenmeye devam ediyorum hocamdan. Ay estağfurullah. Sen benim hocamsın. Ay canım benim. Ya böyle yorumlar, dönüşler bana çok oluyor ve çok mutlu oluyorum gerçekten. Evet, yani çok içtenlikle söylüyorum. Yani şöyle bir şey var Sevinç Hanım. Ben başladığımda yoktu böyle kanallar. Bilmiyorum, ben internet kullanıyordum ama çiçekleri tanımak için kullanıyordum yoğun bir şekilde. Bir bitki öncelikle ismini öğrenmek için çok çaba sarf ediyordum. Evet. Çiçek grupları vardı o zaman. Çiçek gruplarında soruyorduk, bilinmiyordu. Hadi bilindiği zaman da araştırıyorum, yazıyorum. Çünkü hani bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Nasıl yetiştirilecek? Evet. Soğuğa mı dayanıyor, sıcağa mı dayanıyor, nasıl falan derken. Ama şimdi böyle gruplar çok, gerçekten hani bu tür videoları izlediğinizde çok bilgi sahibi olunabiliyor. Ben de faydalı olayım diye. İnanın, benim hani çok faydalı. Yaşadığım sıkıntıları yeni böyle başlayanlar yaşamasın diye öyle bir çabamız olmakta. Ben onlardan biriyim işte. Evet. Ve bugün de geldim Muhalle Hanım'da, gerçekten daha hala daha değişik çiçekler var bende olmayan, onları almaya geldim. Evet. Ve arkadaşlara da söyleyelim buradan, gerçekten çok farklı değişik çiçekler var. Muhalle Hanım hatta çok uygun fiyata satıyor. Diyorum ki niye bu kadar, diyorum, emek ya, verdin hadi sen bunlara. Hadi elden çıksın, kendilerini çok sevecek insanlara gitsin. Ezan çiçekleri, civan perçemi mesela çıkarmadık. Buradan Melahat Sarsu'ya da sevgilerim, selamlarımı gönderiyorum. Sevgiler. Canım benim, arkadaşım. Sevgiler. Dün aradı beni, geldi yardım edeyim. Hani ben pek kimsenin hani böyle şey yapmak istemiyorum. Kendim her şeyi elimi süreceğim, edeceğim diye, ama geçenki videoda da bahsetmiştim. Yine bu civardan bir Ayşe Hanım öyle geldi. Baktım çok yardımı dokundu gerçekten. Melahat Hanım'ı da zaten uzun zamandır görmemiştim. Geldi, hem görüştük. Allah razı olsun. Hem çiçek sohbeti yaptık. Ne hem güzel. De bana yardımcı oldu. Ne sağ olsun. Böyle saksılara koydum. Bir Instagram'dan duyuru yaptım. Satışını yapıyorum ama yakın çevreden olacak şimdi. Doğru, paketleme arkadaşlar, yapmak gerçekten zor yani şey olarak. Az önce yine vermek. Instagram'da baktım, yazıyor kargo yapamaz mısınız diye. Kargo evet. Yapmak zaten yapabilsem ben bu zamana kadar yine tek tük arada yaptım, yapmadım değil. Yapabilsem ben herkese yardımcı olurdum ama çok zor benim için. Kargo doğru, hani yapması ayrı, haklısınız. İşte onu paketlemesi. Bilmiyorum bulanık mı çıkıyor, çıkmasın. Yok, bulanık güzel, şöyle geldi. Güzel. Arkamıza bak, sardunyalar canlı canlı gördüm. Ah onlar için Aydın'da neler yaptım Muhalle Hanım. Ay canım benim. Şimdi Sevinç Hanım'a da bahsettim. Nasıl plan, program. Çok güzel projelerim var arkadaşlar. Evet. Muhteşem güzel olacak. Biz her şerde çıkacak olan hayrı umuyoruz. Kesinlikle. Çok daha güzel şeyler olacak inşallah. Olacak, olacak. Sen burayı yine neler yaparsın? Çok güzel. Ne hale getirirsin? Eminim, inanıyorum. Yani birçok begonvil
begonvil aldım ben bu yaz. 5 tane begonvil aldım. Bu 2 tane daha, 3 tane bu yaz klematis aldım. Farklı klematis. Evet. Bunlar bir yerlere konulacak. Boş alandı burası. Şimdi ne olacak? Biz o yol kenarlarını hep çiçeklendireceğiz inşallah. İnşallah. Çok güzel inşallah. Manzaralar. Hatta ben diyorum ki Mualla Hanım'a bu burada böyle kalmasın lütfen. Farklı çeşitleri bulamıyoruz her serada. Siz farklı çeşitleri çoğaltın. Bak şimdi haberi yok, onu kızacak bana. Kızmıyorum. Ne olur çoğaltın, sizlerden alalım. Çan çiçeğini ben hiçbir şekilde yetiştiremedim. İşte gönül istiyor. Yani onu ben daha önce de söylemiştim, arkadaşlarımız bilir. Farklı türleri, seralarda olmayan türleri en azından yetiştirip satabilsem. Ama tabii ki yine elden olur. Yani kargo yapamam yani arkadaşlar. Bakın ben bir şey söyleyeceğim ama çiçek seven insan da nerelerden gelir? Ben de İzmit'ten geldim. Evet. Şimdi az önce onu da burada zikredeyim. İzmit Antika aradı beni. Baş iskeleden çıktı yola. Evet, geliyor. Hem bahçeyi. Evet. Evet yani böyle emeğinize, arkadaşlar. Gönlünüze sağlık gerçekten. Sağ olun. Hanım. Sizler de sağ olun. Ben de öyle. Çiçek söz konusu olduğu zaman hele de sizin kadar olamıyoruz. İstediğim bir şey, ben dağları taşları aşarım. Ha, çok mu vaktimiz var? İşimizin gücümüzün arasında bir ona da bir vakit buluyoruz biliyorsunuz. Evet. Beykozlara gidiyoruz bir yerlere böyle elim yettiğince. Evet. Eğer daha sakin bir yaşantımız olsa, çok hani meşgul olmasak çok daha fazla gideceğiz. Çok daha uzaklara gideceğiz. Şöyle uzak şehirlerden de gelin bahçemizi çekin diyenler var. Ya yapsanız ya nasip, olur ne güzel olur. İnşallah. Güzel. Ama yarın çiçek serçez Çiğdem Hanım. Hani bana değişik millileri veren arkadaşım davet etti bizi. Öyle denk düştü inşallah. Ta Bahçeşehir tarafında, karşıda, Beylikdüzü'nden ötede. Oraya gideceğiz. Onun bahçesini arkadaşlar bundan sonra inşallah nasip olur. Yarın gideceğiz, kahvaltıya çağırmış. Bol bol çeşitli klematisleri, her renk ve o da aynı şekilde sizin gibi benim kanalımı izliyormuş. Evet. Oradan. Şimdi o takipçilerimizin bahçelerini gördüğümde aynı benim bahçemi görüyorum sanki. Evet. Aynı çiçekler. Bu arada Elazığ'dan Ayşe Ayrenk, bahçem ve hobilerim, onu da zikretmek istiyorum. Ben çok vaktim olup da videoları izleyemiyorum. O da paylaşıyor. Aynı benim bahçemdeki çiçekler, bahsettiklerim biliyorsunuz. Hani zaafım olan çiçekler, çan çiçekleri, klematisler. Düşün katlı filbariyi gördüm orada dün videoda. Çok hoşuma gitti. Birçok güzel, çok hoş mor süsen vardı. Değişik bir yapıda süsen vardı, paylaşmış. Onu da izleyin, bahçem ve hobilerim. Tabii kendisi ki konuşmuyor. Sadece müzik koymuş üzerine ama bahçeye böyle öyle müzik eşliğinde tatlı, farklı türleri izleyin. Zaten bilgi de veriyor üzerinde. Buradan selamlar, sevgiler sunuyorum bahçem ve hobilerim. Bizim bahçenin hikayesi. Aklıma gelmiyor. Birçok arkadaşımız paylaşımlarını yapmakta, böyle bol çeşitli, aynı bizim gibi izliyorsunuzdur. Zaten bana öyle dönüş yapan Kartepe'den gelen arkadaş, Maşukiye'den, o da aynı diyor. Ben diyor bizim bahçenin hikayesini izliyorum. Sizi izliyorum. Senden de bahsettim o zaman. Dedim o da kanal açtı. Evet arkadaşlar, bizler birbirimizi böyle destekleyeceğiz inşallah. Bol çiçekli güzel günler dileyerek. Çok gevezelik İnşallah. Yaptım ama kusura bakmayın. Hayır, çok tatlı konuşuyorsun. Canım gerçekten benim, canım. O kadar tatlı konuşuyorsun ki. Şimdi hem planlarımdan bahsedeceğim. Sen de katılım yaparsın. Peki. Hem de hangi çiçekleri çıkarmışım bir bakarsın. Çok bir şey yok ama yine de farklı türler, en azından doğal türler yardımcı olur. Bu civarda, yakınlarda gelip alabilecek olanlar için. Evet, özel tür sardunyalardan şunlar çok değişik, böyle çok hoşuma gidiyor. Şimdi ben bunları kopartacaktım da sizin karşınızda kopartayım dedim. Solmaya durdu şöyle. Neden kopartıyorum? Zaten solmaya durdu ve yeniden şöyle tomurcuklar yapıyor. Gücü onlara versin diye arkadaşlar, bakın yine dal uzatıyor. Uzun uzun dalları olup bakın şöyle çok değişik geldi bana bu tür, Sevinç. Salkım salkım. Evet şöyle uçtan. Gerçekten yani. Şunlar dik dik geliyor. Şimdi evet, bunu aldım. Bakın buradan tekrar kaç, 4 koldan veriyor. Bunların da, şunun da mesela özelliği farklı. Bundan can çiçekçilikte gördüm. Böyle uçtan bir noktadan biraz sivrice değişik bir tür. Bunun zaten şöyle yaprağı ayrı güzel. Videoları, sardunyaları hep gösterdim size. Çan çiçeğini en son göstermiştim arkadaşlar. Onlar düştü. Bu yeni açan tomurcuk olarak gördüğünüz. Bir de şey bahsedeyim, sizlerle paylaşmak istiyorum.
Şöyle bunu tekrar göstereyim. O zaman o videoda yeni başlamıştı. Zen Garden'dan aldığım çiçeklerden bakın. Çok güzel. Bir de hani Apple Blossom diye bahsediyoruz. Özel tür sardunyaya ilgisi olanlar muhakkak bilir. Ben de yok biliyordum. Dün Melihat Sarsu bana bahsetti. Geçen sene Perihan abladaydık. Vermiş. Hatta bana uzattı dedi. Ben dedi ben de var dedim dedi sana. Sana verdim dedi. O zaman dedim Melihat'cığım budur. Bak henüz açmadı ama tomurcuk. Tomurcuk yapmış. İnşallah odur. Dedim bunlar sizi hatırlatıyor. Sizlerle beraber olurken olan dallar burada inşallah. Bir de bir saksımız var. Evet bahsettik yine bundan. Gül sardunya benim çok var bahçede ama bu ondan değilmiş. Biraz rengi bana morumsu geldiği için orada bir komşusundan Melihat Hanım'ın şöyle alayım. Bak daha iyi. Dedi ki o daha farklı duruyor mahalle. Bak bu daha top gibi yani. Öteki daha dağınık bendeki gül sardunyalar. Aşağıdaki, azıcık balkon bahçede bakarız azıcık. Sevinç sen de bakarsın. Balkon bahçeme hiç gelmedin değil mi? Bakarsın sen de. Dedim bu da o zaman ondandır. Çok sevindim. Melihat ile birlikte onları da netleştirmiş olduk. Ve gerçekten sardunya koleksiyonu gibi olacak. Evet. Bir de şunu göstereceğim bakar mısınız? Bir sarmaşıkımsı tür aslında. Latin çiçeği oldukça da güzel büyümüş. Yok çok Rabbime şükür olsun. Ha, sen bak, burayı bak bu şekilde yaptım böyle gelmedim. Ay. Evet bakın doğal sardunyalar başka güzel duruyor. Yani. Şöyle. Yani. Şu fuşya da ayrı seviyorum. Şeyi göstermiştim çok güzel oldu. Peru zambağı. Biraz bazı türler de dikilecek bekliyor güllerin falan var. Evet şunları gösterecektim şöyle. Bakın çok güzel duruyor. Az önce gösterdiğim gül sardunya daha böyle bir şeyde yuvarlak. Bu daha serbest. Ama güzel. Ay, ama çok güzel. Çok güzel ya. Bunu bana Yakacık'ta otururken oradan bir komşum taşındıktan sonra bana dal verdi. Bir daldan bu kadar tuttu. Muhammed Hanım bu aşağıdakinden mi? Evet aşağıda evet evet. Ayırttım. Evet evet ondan. Bunlar ondan güzel, ondan. Doğal ya onun için diyorum. Merhaba. Doğal bunlar yani sera üretimi değil herhalde işte doğal. Bak, doğal olduğu için de bu kadar boylanıyor. Boylu oluyor çok ve güzel. Çok da çabuk artıyor. Bak bakar mısın şu güzelliğe? Çok, ay. Arkadaşlar bakar mısın birkaç ay, saksı. İçinde de morluk var. Tabii morluk var. Birkaç saksı bundan da ayırdım. Ama tabii ki sınırlı çok talep oldu. Çok arayan arkadaşlar oldu. Onlar herhalde gider. Bakın bu geçen yıl şeyden aldığım, Engin Küçük'ten aldığım klematis. Bir değerli arkadaşımın verdiği klematis de burada. Pilu. O burada. Bu onun yerine nasıl gitmiş? Onu ben şey bu. Bu o pembeli. Pembeli mi? Değerli arkadaşım kıymetli. Söyleyebilir miyim? Canım benim. Klematis gelmiş. Ay, geçen sene klematis gelmiş diye Muhalle Hanım Barhaus'a söyleyince ben de hemen gittim. Canım benim. Bir de bana almış. Muhalle Hanım'a da almıştım ama ne olur söyleme demiştim. Canım ama benim ya. Canım benim ya. Canım Allah benim. Razı olsun. Evet de. Yani güzellikler güzel Hadi insanları hep hatırlatıyor. Çok güzel. Evet tohumu olduğu çok zaman güzel. İlgilenirsen şey yaparım. Ben hani durup da tohumundan falan ay, geçen sene güzel. De yapmıştır. Toka gibi. Çok güzel. Rengi güzel. Yapısı güzel ama çok hasta oluyor. Şöyle şunlar var ya bak bu hep kopardım. Yapraklarını kopardım bak buralarda. İlaç olduğu gibi ilaç ya. Yapılıyor ama sürekli mi yapayım? Değil yani mi? Genel olarak şey gibi bunun şeysi incire benziyor da belki ondan biraz mı bir şey. Ya onunla değildir işte bunun hasta şey. Oluyor canım. Ben ama şu ne güzel. Ah Muhalle Hanım. Gerçek tüylü mü bu? Evet. Batıyor bu şey tilki neydi? Maymun kuyruğu. Ay çok bunun güzel. Şöyle turuncu çiçeği oluyor ya. Ama çok güzel. Çok güzeldi. İnşallah evet. Çiğdem Hanım şöyle tekrar bakalım şöyle özel tür onun evet. Bana getirdiği evet. Dikenler tacı evet yarın kahvaltıya güzel. O arkadaşa gideceğiz inşallah Rabbim nasip Hanım ederse nasıl satış yapıyor satar da satar da ama satarsa bana o kırmızıdan isterim bak çok güzelmiş tamam. O tamam çok ben güzel. Söylerim ona varsa onda güzel. Varsa muhakkak şey yapmak isterse ben iletişim kurarım seninle de yarın gidince buyurun, inşallah. Bunu da Engin Küçük'ten işte bir daha göstereyim. Bunu Instagram'da ay, da paylaştım. Evet, çok seviyorum güzel. Ya. Bakar mısın? Çok
şu güzel göz maşallah. Blue Green Eyes deniliyor ya, yeni tomurcuklar. Ya çok güzel oldu çok bu maşallah. Güzel, maşallah. Şu da çok güzel. Bunu internetten almıştım. Yani rengi, başka evet, bir tür alacağım. Çiçekler alırken bak burada da gül sardunya sokmuşum herhalde oraya dal. Bir tane orada da var. Böyle kalanlar, gülenler. Susuz kaldı. Çan çiçeği fidelerim var. Bak sulamak gerekiyor. Aslında onları dikeceğim. Büyük saksıya alacağım artık. Böyle arkadaşlar özene bezene yetiştirmeye çalışıyorum. Hepsi senesine kalmıyor. Burada ne var? Dur bakayım bu. Ay mor yıldız mı bu? Bunu netleştirirsem bunu da şey yap. Ya mor yıldız beyazı mı acaba tuttu bilemiyorum. Satıyorum şimdi fazlalıkları satıyorum arkadaşlar. O yüzden... Şu da çok güzel. Bunu geçen yıl şeyden almıştım. Burada işte dizmiştim aslında şeyleri. Aşağıda da vardı. Onları çıkardım arkadaşlar. Amaralisler. Güzel hatun çiçeklerini de alt kısımdakileri satışa. Buradan da çıkardım işte çiçekli çıkartayım diye ama çiçekleri de çıkartırken gitti. Aynı zamanda Afrika zambakları. Beyaz. Aslında mavi ve beyaz diye şey yaptım ama arkada mı mavisi? Şöyle... Aşağıya inelim. Arkadaşlar şöyle şu güzelliğe bakın biraz maşallah da diyelim. Tabii ki bunu böyle hazır aldım. Ben yetiştirmedim. Hacı amcadan çok güzel bir rengi tasarımı var. Bakarız. Evet arkadaşlar bakın bu köşe biraz serin. Hem ıhlamurun bir serinliği var. Hem de diğer bitkilerin serinliği sayesinde. Ben geçen videoda küpelileri gösterdim ama daha bir açtı. Daha bir renkli şu anda değil mi Sevinç? Evet maşallah. Ve ne kadar boylu? Bu küpeli 3. senesinde. Yani geçen yıl almadım. Bir önceki yıl almıştım ben bunu. Burada 3. senesinde kaldı. Peki bir şey diyeceğim Muhalle Hanım. Bunlar normalde saksılarda, askı saksılarda satılanlardan evet, mı evet, yoksa evet, farklı evet. Bir tür mü? Aldım. Yok ama yok. Yani dışarıda ne kadar boylu aynı, olmuş, bak, maşallah yerinde sevmiş. Bak şimdi şöyle geçen videoda da bahsettim. 4 tane aldım geçen yıl. 2 tanesi gitti. Şimdi bak biri bu kalanlardan, biri de şurada bak saksıda 2 tane dikmiştim. Biri hala o saksıda duruyor, ay, öteki gitti. Mor. Ama hep mormuş. Ay çok, ama siz seviyorsunuz mavi moru. Onu bakıyorum mora gidiyormuş hep elim. Şimdi bu da böyle toparlamaya başladı. Ama dediğim gibi yanında bir tane daha vardı, gitti. Yani güzel oldu etti ama her aldığımız kalsa zaten. Değil mi? Şunu suladım da dün neden böyle oldu? Aa gidiyor mu sence? Aa, o, evet kökünden oynamış gibi sanki onun. Ama ben oynatmadım mesela. Aa yok Muhalle Hanım oynamış bu. Ciddi misin? Bak, nemli toprağı da nemli aslında. Toprağın nemli niye böyle? Ama ay gidiyor. Salmış kendisini. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bazıları gidiyor öyle. Benim şu iki ayçiçeğinden biri gitti bak. Orada çok güzel ötekisi. Öteki de böyle böyle soldu. Ay. Böyle döküldü gitti. Bu da herhalde gidecek. Çünkü burada da var. Bunlarda bir şey yok şimdi. Evet. Böyle başladı. Oluyor Sevinç. Ya burası oluyor. Çok mu güneş alıyor? Yok yok. Güneşli. Yok yok. Çok sıcak. Yok yok. Arada böyle kayıplarımız oluyor Sevinç'ciğim. İşte insan üzülüyor sonra değil mi? Evet. Maşallah fesubhanallah diyelim arkadaşlar. Evet maşallah subhanallah. Ay evet bu Allah gidiyor herhalde Allah arkadaşlar. Ne yapalım can sağlığı olsun. Şuna bir değineceğim. Dün Melahat arkadaşım dedi ki şöyle tutar mısın? Şöyle çiçek tarafını özellikle şöyle güneşe mi geliyor? Dur şöyle. Nasıl istiyorsun öyle geç. Şöyle dönelim arkadaşımla. Şimdi bunu bir bahçe marketten almıştım ben. Böyle yaprağı güllü, ebruli gibi renkte. Sonrasında ben bunu bol çiçekli olarak videoda çektim. Sordum arkadaşlara. Bunu bilen varsa bana dönsün. Özel bir tür müdür? Değil midir? Yani geçen yıl mıydı? Önceki yıl mı aldım? 100 lira gibi bir şey. Normal sardunyalar 50 lirayken buna 100 lira verdim. O zaman önceki yıldı. 2 yıl oluyor demek ki. Bana hiç böyle bir cevap şey gelmedi. Dün Melahat Sarsu bana dedi ki o dedi dedim ya sana diyor ben unutuyorum işte. Bana dedi şey. Tam Deniz ne? Deniz Gül olabilir sen mi? Nereden, işte, ben nereden biliyorum? Zengardından almıştım ben. Gerçekten. Deniz Gül diye. Bak var. Bende de var. Bakayım resmini atarım size. Deniz'e dedi o dedi. Deniz. Deniz'e yani yazılışı Deniz'e. Deniz'e diye yazılıyor. Deniz'e
Gül Sardunya diye. Ay zengi canım ya. Zengardından almışım, şu kadarcıktı. Ay. Geldi ufacık, şimdi kocaman oldu. Ama zengardan aldıklarımız öyle oluyor, evet, ama büyüyorlar. Evet, evet, oluyor. İşte iki senede. Ay bak oldu. İşte nasıl bilen, tanıyan nasıl anlıyor. Ama yani ben ne kadar şimdi acemice ne bir isim söyledim. Ay yok canım. Benimki ondandı. Canım benim, bana dün deyince ben çok mutlu oldum. Ay dedim, Deniz'e özel türmüş. Yani şimdi böyle... Şeyden zengardından almışsınızdır belki. Yok yok, şeyden büyük aldım ben bunu. Galiba Yalova Bahçe Market. Yani ha, Kartal'da evet, var ya. Şey ha, oradan aldım. Şöyle ay şeylere bakalım. Tekrar şöyle bir bakın arkadaşlar. Çok güzel kokuyor ve hazeranlar harika. Şebboylar arada. Çok güzel bir manzara. Arkadaşlar yine şu aserina sarmaşığına şöyle bir bakalım şu güzelliklere. Çok güzel, çok. Şöyle tırmanmış sarmaşık çünkü. Ve nergis diyorum şaşırıp, lilyumlar başladı. Bir de şöyle yine lilyum, bir tane yıldızım açmaya başladı ve yıldızları çıkardım. Şimdi gelişmeler hakkında bilgi soruyorsunuz. Yıldızları şöyle saksılara çıkardım. Üzerlerine küçük fideleri, çan çiçeği fideleri var. O şekilde arkadaşlar, fena değiller. Boyunlarını bükmediler. Toprağı ile aldım. Zaten yumruludurlar biliyorsunuz. Burada vardı. Bu da gölgedeydi o tarafta. Onu öyle aldım. Nereden çıkardım? Bakın buralarda dikmiştim şöyle yerlerinden. Bir tane şurada vardı. Çukuru gözüküyor. Yavaş yavaş artık çıkartmaya başladım arkadaşlar. Mesela ağaç hatmi var. Çıkartacağım. Bunu da satışa sunabilirim. Benim var daha küçük. Büyük çünkü bu. Anca büyüdü işte. Ve Türk kızı yani şöyle çalı türler. Bunları da satış yapmayı düşünüyorum. Çıkartıp köküyle beraber çıkınca hiçbir şey olmaz. Evet. Şöyle sınır bize ait olan yere konumladım çiçekleri arkadaşlar. Şöyle turuncu renkli aslan ağzı. Şuna şöyle bir bakalım, çok güzel. Şu güle bir daha bakalım arkadaşlar. Yeni yeni başladı böyle. Çok güzel, küçük minik güllü. Biraz da morumsu olduğu için almıştım. Şöyle civan perçemi. Bunları ben görüntüledim ama şimdi şöyle tekrar bakın. Yer değişimleri oldu yine ara ara. Girenler, çıkanlar. Şimdi burada ikili ikili diktiğim iki begonvil var. Bir tane mor gibi görünen tek saksıda. Bunları belli yerlerde konumlayacağım. İnşallah Perihan ablanın bahçesindeki gibi renkli renkli çok hoş görünecek olacak. Rabbim sağlık versin. İnşallah Rabbim nasip ederse olacak arkadaşlar. Şöyle sardunyalar, bir şeyler böyle dizili, sakallı dil. Bakın şöyle az frenk üzümü, bugün torunum gelecek inşallah. Şöyle onları o tutsun, alsın istiyorum. Burada yıldız açmış, onu göstereceğim. Bu yıldız 2 yıl önce, geçen yaz değil, önceki yaz açmış olarak Karasu'da bir seradan aldım ben bunu. Bayağı da bir pahalı geldi ama gönlüm düştü. İnanın ilk almadım, gittim köye, sonrasında dönecektim bu tarafa. Dedim dönmeden tekrar bu yıldız için ben gittim Karasu'ya. Oradan seradan aldım ve geldim. Ve o aldıktan sonra hiç çiçek açmadı. Olan çiçeği de soldu gitti. Sonraki yılda birazcık yeşerdi. Olmadı. Şimdi bu sene ektiğimde inşallah açacak, yüzümüzü güldürecek. Evet işte sevmek ne demek? Sevmek, beklemek, sabretmek, emek vermek, çaba göstermek demek arkadaşlar. Sonunda er ya da geç size o güzelliğini sergileyip sizi mutlu edecektir. Şöyle baktıktan sonra şimdi bunu merak edeceksiniz siz. Bu bir nanemsi, bir farklı bir nane türü ya da kekik. Şimdi tam netleştiremedim. Böyle çiçek durdu. Hoşuma gittiği için bıraktım. Kesseniz daha çok yaprak verir. Şöyle çalı tür. Bakın bunu çıkardım. Bu takoması tans sarı trompet arkadaşlar. Bakın bir şey olmadı. Güzel, sağlıklı. Yerden çıkardım. Ve bazı aster, ezan çiçeği gibi türleri de çıkardım arkadaşlar. Böyle gleyoller falan.
Hem yedekte dursun, başka taraflarda aster yok, bu tarhlarda vardı. Şöyle bakın, orada sardunyalar falan duruyor, şimdilik duruyor, yıkılacağı zaman onları şey yapacağım, alacağım tabii ki. Bir de tasarımlarıma bahsedeceğim, tasarımlarımdan hangi çiçekler satılıkta göstereceğim. Ama önce buradaki yıldızlara da şöyle bir bakın, bunları buraya dikmiştim saksılarda. Lilyum var. Şunu göstereyim, çok güzel görünüyor. Hüsnü Yusuf ağaca bunu gösterdim daha önce de ama bakın. Şimdi şöyle şu papatyaları göstereyim yine. Bakın bahar bahar çok güzel. Şöyle agave sarı sabır ne yapacağız onu bilmiyorum. Dikenli dikenli nereye konumlarız hiç bilmiyorum. Şöyle bakın arkadan ve şunlara da bir bakın, Sevinç Hanım'ın aldıkları. Kenarda şöyle gül sardunya bakın yerlere dikmişim, çıkartıp onları satışa sunacağım inşallah. Ve sakız sardunya 3 renk burada, şöyle bakın, bu da yine bir bahçe marketten almıştım, çok güzel başladı toparlanmaya. Ayı pençelerine şöyle bir bakalım arkadaşlar ve bu videoda da bol bol görülsün, bahçeye çok hoş bir hava kattılar. Şöyle geçelim, bakın buralarda da var. Bunlar atlayan tohumlardan çıkıyor. Şurada var. Yani şöyle bakın alt kısımdan bu şekilde. Şu kenarlar kalır herhalde. Yol kenarına kalır arkadaşlar. Zeytinler falan. Hani buradan bunlar gitmez ama şu kısım gidecek. Muşmula var. Filbahri falan. Şöyle pitos sarmaşı. Burada yine bir ayı pençesi. Şöyle aşağıdan. Evet, ayı pençesi geniş bahçeleri olanlar için çok tavsiye ettiğim bir tür arkadaşlar. Evet, Sevinç arkadaşım da mesela Sera'dan almış, Palmiye Peyzaj'da varmış, küçücüktü diyor. Almıştım, sonradan ben de bahçeden takviye ona verdiklerim arasında da varmış, vardı, dikmiş. Onun da kanalında izlerseniz paylaşıyor zaten, görürsünüz. Burada defne var şu köşede, o çıkacak, bu vişneler çıkacak. Şu şey boyları bakalım, derin derin almak istiyorum ve nereye geldik Sevinç satışta olan. Ya ben şimdi göstereyim ama yani siz izleyene kadar belki de bunlar gidecek, satılıp Sevinç ayırmış zaten. Evet, şöyle ben aldım. Evet, komşusu da sipariş evet, etmiş. Evet, komşuma da. Ha, bunlar komşumunkiler, benimkiler o tarafta. Ha, şunları mı? Evet, benim. Arkadaşlar bakın şöyle amaralis olanları, fazla olanları, aşağıda olanları ayırdım. Şöyle fideler bu sene yapmıştım. Şebboy fideleri. Bir ispirya tutturmuştum. Bak su içiyor. Şeye su gelmiş. Naylon üzerine duman. Duman afiyet olsun. Efe püskülünden ayırdım. Şöyle arkadaşlar, bulunsun herkeste. Her yerde bulunan bir tür değil. Şöyle nergisler, beyaz sarılı. Benim nergis videoma bakarsanız orada şöyle kutusu 50 lira olarak dedim. İçinde herhalde 7-8 var. Bir de şöyle sarı var ama onlar zaten gitti. Birini de yine ben ayıracağım. Öyle düşünüyorum. Burada 7 veren beyaz gül var, bir tane çıkardım. Başka aşağıda yine var. Yani sağlıklı bir şekilde çıkartırsam. Şimdi onları çıkartırsam bozulur gibi geliyor bana. Yani çünkü kökleri iyice şey yaptığı için çıkartırsam bozulur ama mecbur. Değil de mesela benim gibi işte, ben mesela bir tane alacağım arkadaşıma. Geldiklerinde onu o şey bak şurada var mesela küçük. Bak onlar olur. O büyükler hani aynı, çıkartıp veririm, sıkıntı değil. Ama olur mu? Aslında kökü tutar. Rizomlu olduğu için tutar ama yani öyle de olur ama şunlar bak burada var mesela. Bak şimdi burada evet böyle var, atlamış her yere. Böyle onlar değerlenmiş olur. O şekilde şöyle Bizans klavyeli bunu satışa koydum. Ama diğer böyle bir yerden çıkartırsak yine o işte neyse. Gösterdiğin sardunyalardan da var, onları gösterdin. İşte bunlar gül sardunya. Evet, işte. Yukarıda. Evet, yukarıdakiler benim bir tür zaten. Evet. Balkondaki çok fark güzel. Birazcık bir böyle tık farklı, çok da anlaşılmıyor.
Şöyle bergenyalar var. Arkadaşın sizde var mı bergen? Aa, arkadaşım da yok, bende var. Ben he, kış el ortancası değil kış mi? Ortancası. He, sen şun sen şundan gibi istemiştin galiba itaatkar. Ay, evet, bu özel çok onun, yok zaten. Evet. Ben yok, oradan yıkılacak tabii yıkılacak evet olan yerden çıkardım. Tamam. Böyle ayırdım. Biri daha düşük fiyat, yarı fiyatı, öteki iki kat fiyatı. Tamam, kalıcı değil gidecek. Mi bundan, tabii kalıcı tamam, ve rizomlu tamam artıyor. Aa, diğerleri süper, gibi. Ne var? Burada turuncu bir şebboy var. Böyle koymuşum. Turuncum var. Evet. Tamam, o şöyle dursun. Asterler var, ezan çiçekleri var, sedef çiçeği, fideleri. Çok bir fiyat koymadım onlara, yüksek fiyat. Bergenyalar böyle 50 liradan gitsin diyorum. Bunlar da böyle 25 lira arkadaşlar. Cezayir menekşeleri var. Aslında Bizans gülayölleri, evet Bizans gülayölü çok var. Turuncu oluyor. Bayağı da şey yapıyor Muhalle Hanım, şöyle öbek halinde. Tabii şöyle ya, onlar eliye veriyor, çok güzel. Evet. Dışarıdan bulamayız o fiyatı. Evet, ben dediğim gibi çok kolay artıyor ve gitsinler. Şu var çalıtır, onu gelenlerden artık ilgilenen olursa, bahçesi büyük olan, bu farklı bir tür. Ben bunu bir türlü ben dikemedim, yer bulup da güneş çünkü istiyor ya, güneşli Aa, bir sarı ortam. sarı güzel bir Hani çiçeği farklı bir var. yer, hani farklı diye aldım. Evet. Hacamca'da var bayağı böyle bol çiçekli, güzel görünüyor aslında. Çok güzel. Yani o öyle bir tur. Başka şeyler var. Afrika zambakları var arkadaşlar. Onlardan daha çıkartacağım. Yani isteyen olursa çıkartıp vereceğim. Böyle büyük, çok geniş, büyük istiyorsanız mesela 250 lira. İşte 200 olabilir, 150 olur, 100 olur. Yok diyorsun ki benim bir şey olsun, 50 liraya şöyle soğanından şöyle ayırıp çıkartabilirim. Yani ikili falan olarak olabilir. Bunlar bana ait olanlar, şöyle bakın diye görüntülüyorum. Bu yerdeydi, çıkardım. Bunu çok seviyorum. Kendim tutturdum onu. Bir komşudan aldım. Önce turuncu oluyor, sonra açılıyor. O renk dönüşümü çok hoşuma gidiyor. Küçük bodur gül mü o? Bodur güllerden, şeyden, komşudan almışım. Şöyle bakalım, tasarımlarımıza geçelim. Ne gibi hayallerimiz var. Kaymak ağacı bu arada açtı. Ay Baksana, bunu da evet, çiçek çok. yap. O içeride Ya mi kalıyor ya, Muhalle o var ya tam sınırda. Aslında şöyle bir 15-20 santim daha bu tarafta olsaymış. Hayır, belki kenarda da tutabilirler. Tam sıfır yapmazlarsa dantelini Şey geçtikten sonra. yapacağız. Ben makine getirtmeyi düşünüyorum ya, o biraz iri türler için. Böyle derinden alıp biraz bu tarafa alabilirim. Çünkü çok Onun güzel aynı olmuş olduğu yerin bence. biraz bu tarafına alabilirim Sevinç'im. Şimdi benim begonvillerim var. Şöyle bakın bu. Ve birçok renk sizlerle paylaşıyorum. Şimdi Sevinç'ciğim, ben burada şöyle düşünüyorum. Oturma alanı eşin de Ben görünüyor ama. çekeyim mi seni? Çekeyim Olabilir. istersen. Ay neyse. Kameramanlık Eşi de yapayım beni sana. çekme falan Yok, dedi ya. uzakta kalıyor. Uzaktan. Şimdi arkadaşlar, oradan giriş. Geldiğiniz zaman şöyle buraya bir taç yapmak düşünüyorum. Gel gel. Ama şöyle uzaktan göreyim ki nereye tam yapılıyor. Ha, şöyle taç. Gelen bu çiçekler arasından girecek. Girerken bu çiçek neler olacak burada? Burada ya begonvil, ya klematis. Bakalım onu sonra belirleyeceğiz. Bir de her şurada olan alan, şöyle baktığınız zaman buralar zaten bize ait. Bir yol yapılacak. Şöyle biraz genişçe tabii yürünecek bir yol. Onun harici hep çiçek olacak ama o kademeli mi olur? Nasıl olur? O zamanla gelişecek. Ve girdiğiniz zaman o kapıdan, taç kapıdan şöyle çiçekler arasında devam Evet, edeceksiniz. evet. Biliyorsunuz buralar hep çiçek ve burada da bir kapı. Burada da bir çiçek kapısı. Yani begonvil de olabilir dediğim gibi. Klematis de olabilir. Begonvilleri şöyle ara ara Perihan abla gibi dikebilirim. Evet. Aralara da uygun çiçekleri koyacağım. Tamamen bir çiçek bahçesine Yolunda, girdiğinizi çiçek yolunda. Evet. hissedeceksiniz. Ve burası da böyle. Buradan da şöyle düşünün. Şu alan biraz bir tarafa kayacak. Burası oturma alanına kayacak. Yani dahil olacak şu kısımda. Ihlamur'un altı serin şu anda, klimalı gibi Evet, arkadaşlar. gerçekten O çok. alan genişçe bir alan. Yine etrafı tabii çiçek olacak, olmadan olmaz. Ve orası güzel bir oturma alanı. Şöyle bir taşlı çiçekli yerden oturma alanına girmiş olacaksınız. İnşallah Rabbim sağlık İnşallah. verir.
kuvvet güç verir. Yaparız. İnşallah yani yaparsın yaparsın. Var. Sen çok güzel şeyler yaparsın. İnşallah. Burayı yine inşallah cennete çevirirsin. Çok terledim terlerimde. Şöyle vereyim. Şöyle nereye bakarsanız çiçek. Bakın bak, mesela şey, sarmaşık. Evet. Ne kadar güzel. Bak rengi çok, çok güzel. İşte lavender, lady, pasiflora. Öyle mi? Bak bundan bende yok. Tutturamadın mı? Bundan dal tutmadı. Al. Dal al yine. Tutmadı. Ya da dedim daha mı narin ki acaba burası? Yok yok aslında ya, şey bir ya, tane tutturmuştum bir arkada. He olabilir. Benim orada tutmamış olabilir. He, biraz serin oldum. Diğer şeysi daha belki şeylidir. Ama tutturabilirsiniz şimdi. Yazın aslında tutabilir diye düşünüyorum. Bilelim hani tutma zamanı biraz serince oluyor. Senin orası serin zaten. Evet, yazın da dal bence dene şimdi de alıp. Şimdi karşıda mesela narı görüyorsun. Nar orada mevcut kalacak inşallah. Zeytin ağaçları bir şeyler. O ki en kenarı kalacak. Ara yerde yol düşünün. Yine o oradaki bitkiler, yeşillik bize bir katkı sunacak illaki. Şu orta kısımdakiler kalkacak ama onları da şeylerle birlikte inşallah büyük o makinelerle çıkartıp da gülleri de ara ara, yani zaten 3-4 tane var, pembe, kırmızı, 2 kırmızım var, bir pembe, 7 veren, 7 veren zaten kolay yetişiyor, yetiştirdim de ondan. Böyle aralara koyup sonra diğer çiçekleri de belli ölçülü şekilde yerleştirmeyi düşünüyorum. İnşallah. Yani dediğiniz gibi arkadaşlar, her zaman değindiğimiz gibi insanın kendi elinde, yani sizin elinizde. Hayal edin, ondan sonra elinizi taşın altına koyun bir. Ondan sonra onlar da sizlerle birlikte gelecek muhakkak. Dur değinelim. Evet. Rezene bu Gebze'nin, Kocaeli'nin endemik bitkilerinden ve bunu sebze yemeklerinde tabii kullandım biz ben. Biz Gebzeliler zeytinyağlısını yaparız. Sade bir, olarak mı yapıyor? Şey ebe gümeciyle beraber karıştırıyoruz. Çok da lezzetli olur. Çok severiz. Evet ben de çok seviyorum tadını. Bu sürpriz çıktı, buranın toprağında var. Ama çok değerli. Ben bundan fide olaraktan bahçeme ektim. Olmadı benim orada. Öyle mi? Rezeneler şey zeytinliklerde, zeytinler de denize yakın yerlerde oluyor ya. Demek için o yüzden. Ay, bunun kıymetini bilin. Ben biliyorum. Evet bunu öğrendim. Öğrenince kokusu yerken de böyle çok hoşuma gidiyor. Böyle hoş bir aroması var. Evet. Sebze yemeklerine katılabiliyor. Kavruntu falan o tür şeylerde. Soğanlı çok lezzetli olur evet, bu. Evet ya bilmek gerekiyor. Gebze'nin, Kocaeli'nin doğasında endemik olarak. Evet. Gülleri bir daha böyle bakalım dedim. Bu videoda da bulunsun. Evet evet kapıyı aç istersen. Biz o tekneden bulmuştum. Onu da anlat. Anlatayım mı? Anlat. Bir gün Mahalle hiç Hanım'ı tanışmamıştık, bilmiyorum. Evet. Sen yazmış mıydın bana, nasıl oldu? Hayır yazmadım. Nasıl oldu? Yazmadım. Burada yakınlarda görümcem oturuyor. Ona gelmiştim. Sonrasında dedim ki ya dedim Mahalle Hanım ne dedim buralarda. Çünkü az çok çekiyorsunuz. Etraftan burada dedim, oturan arkadaşlar öyle. Ben şöyle bir dolanayım dedim. Şöyle bir yolları dolandım. Sonra şu meşhur tekneyi gördüm. Arkadaşlar tekneden ya. Tamam dedim. Sonra güller doluyor Mahalle Hanım. Canım ben ya. Şey yapmıştım size. Mesaj yazmıştım. Ah keşke haber verseydiniz demiştiniz. Evet ya oldu. Geldiniz. Buraya kadar hani geldiniz gördünüz. Ama keşke. Çok hoş. Evet arkadaşlar güle bir daha bakalım. İnşallah kurtarırız. Yani o tarafa alma imkanı olur. Olmasa da yetiştiririz. Ne yapalım? Yani sağlık olsun. Yani bir taraftan gidenler varken onun yanında gelecek olanlar vardır diye böyle düşünelim. Sevinç bak bu da farklı bir doğal tür. Zannedersem Aydın'dan biz almıştık bu ondan. Daha top şeklinde. Böyle katlı. Uçları kıvırcık kıvırcık. Evet, o, evet o da farklı. Evet, farklı. Tutturdum yani. Ondan da birkaç yerde var. Oldu yani. İki yıl kadar önce gittiğimizdeki idi ki demek iki yılda tutturmuşum birkaç yerde. Şöyle bunlar zamanla dışarıya aldım. İçeride yer olmadıkça önce içeride dikiyorum. Sonra yer tutuyor. Başka bitkiler gelince dışarıya alıyorum. Güzel. Çok örümcek oluyor ya. Baksana örümcek çok kaplıyor. Evet örümcek baksana. Bir yanda evet. Şimdi bu sardunya burada güzel olunca ben de oraya onu yığdım. Gül sardunya o da oradan. Böyle ve geçen sonbaharda böyle arkalara hep sardunyalar diktim. Aralara işte şu papatyalar bir daldan. Ay şu şey ıslatıyor.
kelebek çalılarını çok kestim. Çok boylanıyorlar, değil mi? Büyümesin diye, evet. Ama şimdi bıraktım. Evet, evet, bakın tomurcukta işte. Beyaz. Beyaz rengi moru mi? Moru orada. Diğeri hasta oldu, çıkardım. Balkon bahçenin kenarındaydı. Evet, gülümü bol bol aldım. En güzel zaman, geçenki videoda daha güzeldi. Solmaya geçtiler. Sonra solarken de morumsu oluyorlar. Şimdi mesela ayı pençesi burada şey yaptı. Atlayan tohumlardan ben ekmedim bunu. Evet, biliyorum. Söyledin ya o zamandan. Evet ya. Ama ben buna hayranım. İşte bu da sizin sayenizde. Çok güzel duruyor ama şimdi. Canım. Baksana şu. Geçsene şuraya Semih. Geç orada beraber beyazlı beyazlı. Şöyle. Evet. Ayı pençeleriyle çekeyim. Çok güzel. Hayranım ayı pençeleriyle. Evet. Çok sevdiğim bir çiçektir. Mahallenin sayesinde öğrendim. Hem dayanıklı, büyük bahçesi olanlara önerdiğim, evet, bir çiçek. Hani acı bakla var ya, lupin deniliyor, böyle uzun uzun oluyor. Bizde ben olmuyor, yurt dışı bahçelerinde görüyorum. Evet. Sende bir tane var değil mi, mor? Şey, böyle İngiltere gibi serin ya. Evet, evet. Arkadaşım da İngiltere'de yaşıyor. O da gönderdi bahçesinin resimlerini, paylaştım. Süper. Onda da mesela rengarenk var. Sende klematisler çok güzel olur. Klematis kaybettiklerim de oldu Muhalla Hanım. Acaba neden? İki tane şu anda çok iyi baktıklarım var, bilmiyorum. Yani klematis. Yani köpekte var ya, köpekler de eşeliyor. Ondan olabilir veya asit, yani oraya tuvaletini falan o yapıyorsa o çok etkiler. Kaybettiklerimde oluyor. O çok etkiler, yoksa ama senin ortamın serin olduğu için klematisler muhteşem olur. Acı baklalar. Evet. Çünkü acı baklayı da onu da öğrendim, lupin. O da serin seviyormuş. Evet. Ben kaç tane aldım gitti burada aldıktan sonra. Fidesini aldım. Oldu, ben sana fide vereyim. Aldım şeyden, internetten bir yerden. Ha, fide var mıydı? Aldım, bir kaptan diye birisi ha, var. Tamam. Ama günden güne gittiler, çürüdü gitti. Hatta katlı çan çiçeği falan almıştım. Evet, şöyle çok arkadaşlar sıcak. Bakın şu güzelliği. Güneşin vurduğu yer de bayağı sıcak. Bakın buralar hep kaldırıldı gitti. Şey var, Chestrum Elegans. Çıkartacağım, bakayım nasıl çıkar, sarsılır mı? Ama dallarından yedeklerim. Öyle düşünüyorum. Şöyle. Chestrum Elegans mı bunun adı? Evet, Melissa türlerinden. Burada da şey var, çikolata sarmaşığım burada. Onu da çıkartacağım. Bak ondan da dal al, o dayanıklı. Çikolata. Ay iyi, senin orada olur. Dal çok var. Yani bak yukarıdan bayağı sarmış gitmiş. Bak yukarıya doğru sarmış. Ha, evet. Bak ondan dal al. Al, unutturma. Şöyle bir çıkalım yukarıdan bitirelim. Dışarıdan bitirelim. Şu sarı kıza da bir bakalım böyle. Şimdi kaynatıp salatasını yapıyoruz. Şu güzelliğe şöyle. Ay şöyle yapalım, dur. Ay bir de yandık güneşte. Güneşin vurduğu bugün yer. Gel gel. Çok sıcak. Çok her güneşin vurduğu. Ay ben size hayranım. Şöyle dayıyorsunuz ya yakanızda. O pembe gülle geçen gün çektiğiniz süperdi. Ay ama çok bak. Bunlar da böyle. Ah, değil mi? Çok güzel. Çekeyim mi size? Ya fark etmez ya. Beceriyorsunuz. Ay kapalıymış meğerse. Evet açtım arkadaşlar. Bakın buradaki arka kapı. Yani aslında ön kapı diyebiliriz. Orada da dikmiştim bu şeyden, sarmaşıktan ve doğal sardunyalar epey bir boylandı. Ben bunu ilk zamanlar şu aşağıya dikmiştim. 2-3 metreyi bulmuştu sarmaşık gibi. Evet, çok yani o özelliği de ayrı. Arkadaşlar şöyle karşı komşunun yaseminleri de çok güzel olmuş. Şöyle bir bakın. Çok hoş bir koku şu anda mevcut. Evet. Bu alanda ve bizim Yasemin'de. Zaten bu bölgede hemen hemen her kapıda bu Yasemin'den var. Evet. Yürüyüşü yaptığınız zaman o diyorsunuz. Evet arkadaşlar, artık videomuzu sonlandıralım. Şöyle güllerle yine birlikte Sevinç arkadaşımla. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın hangi köşesinde iseniz de kalbiniz huzurla dolsun. Rabbim öncelikle sağlık, sıhhat, selamet versin diyorum. Sonra bol çiçekli, renkli bahçeler versin diyorum. İnşallah. Rabbim kalbinizdeki en güzel duaları kabul etsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.